İçerilerde durup bu Badire'yi en güzel ve en kısa şekilde atlatmak. Vallahi güzel bir şey. Bence çıkmasınlar sokağa, hastalık aldı başını gidiyor. Eski 23 Nisan'lar da artık kalmadı gibi. Evet, biz yarın çok güzel bir etkinlik yapacağız evimizde 23 Nisan'la ilgili. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre hafta sonu kısıtlamasına 23 Nisan'da dahil edilecek. Bu akşam başlayacak yasak için bakalım Kayseri halkı neler düşünüyor? Tabii ki bence doğru bir karar. Çocuklar için üzücü olsa da geçici bir durum. Sonuçta yani sağlık için. Hem çocukların sağlığı hem büyüklerin. Onun için bence güzel bir karar. İnşallah geçer de seneye daha güzel kutlanır. Coşkuyla. Bence yani çok iyi oluyor. Çünkü yaşlılar da var evde. Onlara da bulaşma gibi bir durumu oluyor. Annem babam da benim evde sürekli çıkmıyor. İki tane kızım var. Onlar da çıkmıyor. Herkes çıkmasın yani. Kararı uysunlar diye düşünüyorum ben de. Kararı güzel buldunuz. Aynen, en güzeli. Uysalar daha iyi olur. Yani pandemi biraz zorladığından dolayı normal gelebilir. Ama biraz esnafı sarsar. Zaten her zaman evimizde geçiriyoruz. Çocuklar kutlamaya gidiyordu. Onu götürüyorduk. Bu sene de olmayacak yani, normal doğal bir şeydir. Yani bence gerekli bir karardı. Ama yani yetersiz 3 gün. Böyle 10 gün falan olsa, tamamen kapanma olsa. Yani halkımız daha böyle dışarıya çıkmaz. Diyelim mesela her yerde alışveriş merkezlerine giriyoruz. Oralarda insanlar sosyal mesafeye hiç uymuyor. Yani böylelikle de mecbur yayılacak yani bu virüs. Ama şöyle 10 gün veyahut da 20 gün tamamen sokağa çıkma yasağı olursa çok daha iyi olur. Bencelikle iyi bir karar. Bu 3 gün boyunca kısıtlama. Ama daha fazla olursa tabii ki seviniriz. Benim düşüncem, evet, sağlığımız için belki doğru bir karar olabilir ama çocuklarımız için de bence bir etkinlik yapılmalı. Çünkü onlar bir yılı aşkın bir süredir hiçbir etkinlikte, okulda, her türlü her şeyden uzaklar. Benim açıkçası üzüldüğüm çocuklar için. 23 Nisan'da bizim en önemli milli bayramlarımızdan biri olduğu için bence bununla ilgili bir detay olmalı çocuklarımızla ilgili. En azından bir eğlence olur, bir şey olur. Çocuklara ait. Yani herkesin gideceği bir yer değil ama mahallelerde mesela okullar içinde birinci sınıf ve beşinci sınıfa kadar olan kısımlar, yani çok karabalık olmadan okulların bahçesinde o tür bir şeyler, etkinlikler olabilir. Kutlanmalı bence yani. Pandemiden dolayı hani bahane demeyelim ama bu tür bayramlarımızı unutuyoruz gibi geliyor bana. Ben buna çok üzülüyorum. Yani olumlu sonuçta. Çünkü vakalar çok yüksek, ölüm sayısı çok yüksek. Aslında daha fazla kısıtlama yaşanması gerekiyor ama insanların tabii açlık zirvesinde. O yüzden de yeterli düzeyde değil ama en azından bir süre, en azından insanlar izole olur bana göre. Evet, biz yarın çok güzel bir etkinlik yapacağız evimizde 23 Nisan'la ilgili. Bayraklarla falan, balonlar. Güzelce geçireceğiz. Bugün zaten okulda geçirdiler. Yarın da kendi evimizde. Şimdi tabii öncelikle çocuklarımız için, bizim için öncelikli ama maalesef de sağlıklarını da düşünmek gerekiyor. Yani o yüzden hem çocukların hem de onları yetiştiren bir ana babaların sağlıkları daha öncelikle geliyor. O yüzden onlar da bir can. Ama tabii eski 23 Nisan'lar da artık kalmadı gibi. Ya bilemiyorum artık nasıl olur, nasıl edilir. Maalesef o kötü oldu. Ya benim de kardeşim ana sınıfında. Gösteri için hazırlanıyorlardı ama maalesef olmayacak. Ona çok üzüldü mesela. Tüm çocuklar üzülmüştür gerçi. Yani diyecek bir şey bulamıyorum o yüzden de. Onun gözyaşları var sadece ortada. Vallahi güzel bir şey. Bence çıkmasınlar sokağa. Hastalık aldı başını gidiyor. Bence çok güzel. Çıkmasınlar. Evlerde kutlayabilirler. Televizyonda böyle yayınlayabilirler. Çocuklar onlara katılabilir. İnternetten katılabilirler. Böyle güzel olabilir bence. Sağlığımız açısından en güzeli İçerilerde durup bu Badire'yi en güzel ve en kısa şekilde atlatmak. Büyüklerimizin de söylediği gibi en güzel şekilde kararlara ve yasaklara uyarsak bu hastalık daha net bir kontrol altına alınır. Hepimiz daha iyi oluruz.